Sevgili Atlas'a geçeceğim. Şimdi Atlas'ı tabii ben anlatmakla bitiremem. Atlas kısaca kendinden bahseder sizlere. Çok sevgili dostumuz bizim Atakent Halkalı'da kurmuş olduğumuz Atakent Kadın Meclisi'ne de çok güzel katkıları olmuş olan sevgili arkadaşımız. Sevgili Atlas, sen çok daha iyi bilirsin. Ermeni yazar Serpil Yusup, Zabel Yasayan genç bir yazar adayıyken, eğer kadınsan vasatın üzerinde yazman gerek. Çünkü bu yolda seni defne yaprakları değil ama dikenli yollar bekliyor demiş. Ta o zaman. Şimdi sen bize birazcık gazetecilik alanını, edebiyat alanını, medyada kadın gazeteci olmayı, kadın yazar olmayı biraz aktarır mısın? Aynı zamanda kadın hareketi içinde çok önemli mücadeleler veriyorsun, eserler bırakıyorsun. Öyle midir? Dikenli bir yol mudur bu yol? Bunu senden dinleyelim. Tekrar herkese selamlar. Burada tanış olduklarım var. Perihan, Gamze zaten öyle. Atakent Kadın Meclisi'nden. Var tekrar sizinle olmak çok güzel 8 Mart haftasında. Dikenli yol mudur bilmiyorum Gamze. Birlikte sorgulayalım. Ben biraz böyle aslında üçe ayıracağım. Hani böyle bu kısacık zamanı. Öncelikle Gülbin'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Gülbin'in bıraktığı yer söylediğin gibi gazetecilik ve gazeteci kadınlar ve onların çalışma koşulları. Buradan bir devam edeceğim. Sonrasında biraz herkes kendi yaşam alanından mücadele verir ve kendi yaşam alanından ürettikleriyle artık dikenli yollar mı, defne yaprakları mı buna birlikte karar veririz. İkinci olarak o üretim alanından ve yaşam alanından biraz bahsetmek istiyorum. Son olarak da farklı kadınlık halleri üzerine birkaç soru sormak istiyorum kendime ve size. Hiç uzatmayacağım, çok hemen toparlayacağım inşallah. Çünkü Gülbin'e o kadar daldım ki heyecanla gazetecilik yıllarımda, muhabirlik yıllarımda o heyecanı böyle hissederdim yüreğimde ve şimdi imrenerek bakıyorum Gülbin'e. Bu heyecanın bittiği anlamına gelmiyor bende ama heyecanın artık başka türlü dönüştüğünü hissediyorsunuz artık belki yaşla, belki ilerleyen zamanlarda. Çok memnun oldum Gülbin tekrar hikayeni dinlemek, seni tanımak çok keyifliydi. Gülbin'in kaldığı yerden şöyle devam edeceğim. 13 yıllık gazetecilik geçmişim var benim. 2003'ten beri gazetecilik yapıyorum. Uzun yıllarım muhabir olarak geçti. Editör olarak çalıştım. Ve Ankara'daydım hep. Burada Ankara'daydım vurgusu şundan önemli. Yerel daha çetindir. Hani burada eril tahakküm diyoruz ya, o eril tahakkümde alan küçüldükçe erkek sesi mi çoğalıyor, ne oluyor bilmiyorum ama gerçekten yerel daha çetin gazetecilik alanında. Ben onun için Ankara'da olmanın biraz şansını yaşadım. Muhabirlik dönemlerimde bir de şunun şansını ve talihini yaşadım. Yurt gazetesine çalıştım, görece iyidir. Bir Gün gazetesine çalıştım. Demokrasinin gerçekten baktığınızda medyada kalbidir bir dönemler Bir Gün. Yine de öyledir. Şanslı da bir gazeteciydim. Bu anlamda çok demokratik yerlerde de çalıştım. Fakat buna rağmen çalışma alanlarım ilerledikçe ilk Şalpa Rimama ile birlikte kadın alanına daha çok eğildim ve kadın alanında daha çok kadın çalışmaları ve kadın haberleri üzerine çok daha kafa yordum, çok daha haber ürettim. Ama Ankara tabii ki parlamentoda koşuyorsunuz, adliyeye de gidiyorsunuz, esnaf haberi de yapıyorsunuz. Ankara böyle çok birimsel, departman departman ayrılan bir yer değil gazetecilik adına. Bu gazetecilik dönemlerimdeki deneyimlerim işte tam da Gülbin'in bıraktığı yer. Çünkü kadın gazeteciler yüzde şu an 40 Türkiye'de ya da %45 gazetecilerin %35 %40'ı kadın. Ve bu %40 ve %35 ve %40'lık orandaki bu kadınların birçoğu erkek gazetecilere göre eğitim seviyeleri daha yüksek. Fakat maaşları daha düşük. Çocuklu ve evli kadın gazeteci sayısı çok az. Çünkü bunun sebebi tahmin edersiniz ki işte doğru olanakların olmadığı için yani işte kreş imkanıdır ya da sigorta ya da farklı bağlamlarda bir güvence olmadığı için kadınlar evlendiklerinde ve çocuk yaptıklarında mesleklerini sürdüremiyorlar. Yıllar sonra mesleğe geri döndüğünde de bir kere o çemberin içinden çıkmış oluyorlar. Zaten çok zor bir alan. Bununla birlikte
taciz, fiziksel şiddet, bunlar tam da zaten Gülbin'in anlattığı noktalarda eğitimli, eğitimsiz, özellikle yerelde daha fazla olmak üzere kadın gazetecilerin temel olarak yaşadığı şeyler. Fakat bir de dönen şeyler olmasına rağmen bir de arka planda dönen şöyle şeyler var. Meslek içerisinde yok sayılmak. Bunu bizzat ben de yaşamış olan bir kadın gazeteciyim. Bir yere haber yapmaya gittiğinizde gazetecisin falan. Ha, çek şöyle benim bir fotoğrafımı. Başlığa ne yazacaksın? Ama bir erkek gazeteci gittiğinde aynı söylem ya da aynı tavır olmuyor. Bu çok görünmez olabilir, bu çok soyut gelebilir size bu tavır. Ama bu bir şiddettir bence. Ve buna çok maruz kalmış kadın gazetecilerden bir tanesiyim ben. Belki de en az yaşayanlardan bir tanesiyim ama mevki sorunu, yani yönetici pozisyonda olma durumu kadın gazeteciler arasında, eğer magazin, kültür sanat, kadın haberleri ya da aile ya da işte kadın programı falan gibi bu alanlar değilse yöneticilik pozisyonu imkansız neredeyse. Tüm bunlarla birlikte birçok sorun var. Ama tüm bunlarla birlikte en büyük sorun, o kendi yaşam alanıma doğru ikinci paragrafa, ikinci başlığa doğru giderken şurada bırakmak istiyorum bunu. Bu sorunlar say say bitmez. Hepinizin her meslek alanında ve her alanda kadınların yaşadığı sorunlar, medya alanında, hem medyanın içerisinde yani medya çalışanı olarak kadın gazetecilerin yaşadığı şeyler, hem de medyanın karşısına geçtiğimizde, medya okuryazarlığıyla medyayı seyrettiğimizde de kadınlar haber olurken de, haber üretirken de her zaman bunlara maruz kalıyorlar. Fakat burada işte o ikinci başlığa geçerken şunu söylemek istiyorum. En büyük sıkıntı bence şu, biz bunlarla mücadele ederken erilleşiyoruz. Yani ben mesleğin içerisinde 2015-2016 yılında bunu fark ettim kendimde. Ben bunlarla mücadele etme çabasının içerisinde ben de erilleşmiştim. Çünkü o dile, o yapıya ayak uydurmak, o yapının içerisine var olma çabası, tırnaklarını geçirme çabası sana kendi kadınlık hallerini unutturuyor. Benim için şu an 37 yaşıma gireceğim birkaç hafta sonra. Benim için en yakıcı yanı buydu. O mücadelenin içerisinde kendi kadınlık hallerini unutmak benim için en şiddetlisiydi belki de. Daha sonra 2015 yılında ben bunların farkına nasıl vardım? Ondan önce evet, kadın mücadelesinin bir kadın gazeteci olarak, kadın haberleri üreterek ya da farklı alanlarda haberler üreterek hem medyanın içerisinde ya da hem de medyaya ürettiğimiz dille bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyordum ve çok heyecanlıydım. Fakat artık kadınlık hallerimi unuttuğumu ve erilleştiğimi hissetmem, bu farkındalık Kişarpari Mama kitabımla oldu. Yani militarizm çalıştığımda, kadınları tanıdığımda, anarşist kadınlarla başka türlü temas kurduğumda bu erilliğimin farkına vardım ve en ürkütücüsü buydu. Kendinle mücadele etmek çok daha zordur bazen çünkü. Ve vicdani reddimi açıkladım 2015 yılında. Vicdani reddimi açıkladıktan sonra bana gelen sorular şunlardı. Sen askere çağrılmıyorsun ki. Sen neden vicdani reddini açıklıyorsun ki? Kadınlar neden vicdani reddini açıklar? Bu sorular da aslında hem bizi erilleştiren sistem, hem de o erilliğin içerisinden çıkma çabasında sana kadınlığını hatırlatan sorgulardı. Ama doğru bir hatırlatma değil bu. Başka bir yerden inciterek hatırlatan sorular. Bu sorgulamalar içerisinde artık ben mücadeleyi daha farklı algılamaya, kendimden başlamaya karar verdim demek keskin bir dönüş olur ama başka türlü dönüşmeye, kendi dışmaya, önce o kendi erilliğimle mücadele etmem gerektiğini sorguladım. Mücadele bile bu anlamda bana çok savaşçı ve çok militan ve çok eril geliyor. Bunu asla Gülbin'in söylediği bir noktadan söylemiyorum. Onun mücadele derken o coşkusu, o tutkusu ve o barışçıl yanını gözeterek söylüyorum.
Bununla birlikte ikinci başlık şuydu. Gazetecilikte ve gazeteciliğin içerisindeki eril tahakkümle mücadele ederken kabaca söyleyebileceğim şeyler bunlar. Belki sorularla devam edebiliriz. Size sıkıcı gelmediyse ya da konu dikkatinizi çektiyse. İkinci başlık şu. Pandemi girdi araya ve uzun zaman evdeydik biz. Herkes kendi yaşam alanından tutar ya hani hayata, neredeyseniz işte kentinizden, evinizden, odanızdan, kitaplığınızdan. Yaşam alanları bizim için çok kıymetlidir. Onun için ben bu ikinci başlıkta yaşam alanımın deneyiminden size bahsetmek istiyorum. Evimin koridorundan. Benim evimin uzun bir koridoru var ve bu koridorda kadın yazarların portresi var. Elbette ki eksikler çok, birkaç tanesinin portresi var. Olmayan çok fazla kadın yazar var. Fakat onlar tesadüfen ya da gelişi güzel asılmadı oraya. Bu portrelerden bir tanesi Virginia Woolf. Virginia Woolf mücadele diye yansıtmıyor kadınlık hallerini. Ama mücadele ediyor. Kendine ait bir oda dedi ve bize, hepimize, belki de birçok kadına bu yüzyılda kendi kapılarını açmayı, kendi iç dünyasını açmayı, kendi özel alanından, kendi alanından bir şeylere başlamayı ve adım atmayı öğretti Virginia Woolf. Ve burada en önemlisi, bunları birkaç da böyle not aldım sizinle paylaşmak için. Feminizm üzerine konuşurken Virginia Woolf der ki, yazarken erkeklere olan öfkenizi değil, kadınlık hallerinizi yazın. Buradan başlarsanız işte o zaman belki daha soft, belki adı mücadele olmayan ama başka bir dönüşüm başlar. Ben evimin koridorunda ilk Virginia Woolf'le böyle başladığımda koridora işte öfkeyi değil, kendi içimdeki kadınlık hallerini hatırlamak için onun portresi duvarımda. Şu an okuduğum Aslı Erdoğan'ın Bir Delinin Güncesi kitabında şöyle bir şey vardı. Köşemde sesini duyurmak isteyen sesin kimliğini açıklamamaya söz verdi. Ama ben aslında o portrelerle bu söz verişin aksine her bir kadın portresinde kendi sesimi duymak ve bunu böyle hep bu kadınlık hallerini anlatırken bu sesi yansıtmak istiyorum. Buradan artık sürdürüyorum bu mücadeleyi. Konforlu bir mücadele gibi gelebilir oradan belki ama o kadar da kolay da olmuyor bazen. Bir diğer kadın da duvarımdaki Emma Goldman. Biliyorsunuz Emma Goldman anarşist kadındır ve yazarlığından çok politik tavrıyla tanınır. Dans etmeyeceğim devrim benim devrimim değildir diyecek kadar da çok kadındır ve çok eğlenceyi, keyfi çok benimseyen bir politik bir yapısı vardır. Ve Emma Goldman'ın portresine baktığımda koridorda hep şunu hatırlıyorum. Yine bu mücadelenin içerisinde sistemin sunduğu özgürlük, yani sistemin kadına sunduğu özgürlük aslında özgürlük değil. Yapay bir kadınlık halidir der Emma Goldman. Yani biz mesela şey diyoruz ya, lütfen burada kimse burayı sadece cımbızlamayın, genel olarak söylüyorum. İşte şu yılda, şu tarihte kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Yine Emma Goldman der ki, sandıklar gerçekten demokrasiye çözüm olsaydı devlet bunu yasaklardı. Yani bu çok yapay bir özgürlük. Bu size sunulan bir özgürlük. Bu onların sistemi ve onların çerçevesinde sunulan bir özgürlük. Peki, kadınlar sunulan özgürlükleri almayıp ne yapacaklar? Aslında burada Gülbin'in söylediği gibi kendi özgürlük alanlarını yaratacaklar ve kendi bireysel ve bireysellikten başlayan bu süreç belki kolektif bir mücadeleyle kendi alanlarını, kendi özgürlüklerini kendileri yaratacaklar. Bunun için de Emma Goldman'ın her portresine baktığımda Virginia Woolf'un yanında işte o kendi özgürlük alanlarımı, kendi bireyselliğimi nasıl yaratmam gerektiğini hatırlıyorum. Tommy Sawyer var portrelerden bir tanesinde. Tommy Sawyer'ı bilirsiniz ama çoğumuz öyküleriyle bilmeyiz. İkinci yenicileri karıştırmış ve bütün erkekleri işte o Ece Ayhan'ları, Edip Cansever'leri, Cemal Süreyya'ları peşinde süründüren kadın. Çok iyi yapmış.
Ama bununla anılıyor sadece. Yani hiçbir öyküsünü, hiçbir pasajını belki bilmiyoruz Tomris Uyar'ın. Ama Tomris Uyar kadınların öykülerinde yarattığı karakterlerle kadınların özellikle evlilik kurumu içerisinde, özellikle bir ilişki içerisinde kendi kendilerini, bakın toplumdan bahsetmiyorum, burada bir iş yerinden bahsetmiyorum, medyadan ya da bir çalışma alanından bahsetmiyorum. Yarattığı karakterlerle kendi kendilerini nasıl tutsak ettiklerini anlatır Tomris Uyar. Ve Tomris Uyar'a her baktığımda hem kocaman bir teşekkür ediyorum ikinci yenici şairlere çok güzel için, hem de aslında kadınların kendi kendilerine yarattıkları tutsaklıkları karakterleriyle nasıl yansıttığını, ne güzel de yansıttığını bir kez daha hatırlıyorum o portrenin önünden geçerken. Gülten Akın var. Burası benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü şair Gülten Akın, biliyorsunuz kadınların omuzlarında cenaze törenini herkes hatırlar. Çok yakın, çok uzak bir tarihte kaybetmedik. 2015 ya da 2016'ydı. Şimdi bir şiir vardır Nazım'ın. Soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadın diye bir şiiri vardır Nazım'ın. Güzel bir şiirdir. Toplumdaki kadınlık hallerini ve kadının düştüğü durumu çok güzel açıklar Nazım Hikmet. Her satırında her şeyi çok güzel anlattığı gibi. Fakat Gülten Akın'ın bir farkı var bundan. Biz şimdiye kadar kadın şairlerin bile şiirlerinde, tıpkı erkek şairlerin şiirlerinde olduğu gibi erkek dilinden kadınlık hallerini dinledik. Oysa Türkiye'de çok önemli bir dönüm noktası Gülten Akın kadın dilli şiir yapmıştır. Ve kadını kendi birinci tekil ağzıyla anlatır Gülten Akın. Bu çok kıymetli bir şeydir. Siz feminist drama olarak az önce hepiniz çok güzel burada yansıttınız, soru sordunuz, ne yapıyorsun o ellerinle dediniz. Bu birinci tekillik çok önemlidir. Üretim alanında çok önemlidir. Onun için Gülten Akın'ın şiirlerinin kıymeti evvela buradan başlar. Çünkü kadın dilli şiirler yaratır Gülten Akın. Bununla birlikte hemen Gülten Akın'ın karşısında Anaïs Nin yer alıyor koridordaki portrelerde. Anaïs Nin belki duymamışsınızdır. Çok öyle tanınan, bilinen kadın yazarlardan bir tanesi değildir. Fakat Anaïs Nin'le ilgili yazılan bir yazıdan bahsetmek istiyorum ki portrenin orada olma sebebi de odur. Biz Tolstoy'dan Anna Karenina'yı dinledik. Birçok erkek yazar kadın karakterleri ve kadın kurguları ve kadın hikayelerini dinledik. İşte Beyaz Geceler'de Dostoyevski'den kadını ve aşkın hallerini okuduk. İşte birçok ülke edebiyatlarında kadınları okuduk. Fakat Anaïs Nin'e baktığımızda, onun yazılarına baktığımızda ayna karşısına geçen ve tıpkı Gülten Akın'ın kadın dilli şiirler yarattığı gibi kadın bedenine ve kadının kendi yansımasına dair gerçek kurgular görürüz. Bunun için Anaïs Nin'in portresinin önünden her geçerken kendi üretim alanıma ve kendi sesime baktığımda bu sorumluluğu tekrar tekrar hissediyorum. Ve Colette, Anaïs Nin'in hemen üstünde yer alıyor duvarımda. Fransız yazar, yıllarca çok önemli kitaplar yazıyor ve çok güzel hikayeler üretiyor ve ilk kocası adına yayınlanıyor bunlar. Yani kocasının adına yazıyor, kadın yazıyor ve kocasının yazdığı sanılıyor. Daha sonra Colette'in hikayesi dönüşüyor ama biraz önce anlattığım gibi kendi içsel dönüşümüyle, kendini başka türlü yaratımla dönüşüyor Colette'in hikayesi ve Colette baş kaldırıyor. Daha sonra politik bir devrimci ya da bir feminist değilim diyor. Erotik bir militanım ben diyor. Bunun için kilise tarafından öldükten sonra cenazesi kaldırılmıyor. Çünkü erotikliğiyle ve başka söylemleriyle ve kadınlık hallerini çok başka yaşamasıyla tanınıyor Colette ikinci yarı yaşamında. Ursula çünkü bilim kurgu yazarı ama kadınlık hallerini ben nasıl yazacağımı bilmiyordum ve bilim kurgu dünyasında da kadın olmak hiç de kolay değildi. Fakat daha sonra ben feminist mücadelenin içerisinde öğrendim kadınlığı yazmayı diyor Ursula Le Guin. Ve Yerdeniz Büyücüsü serisi vardır Ursula'nın. İkinci kitabı Yerdeniz serisi büyücüsünün
Atuan mezarlığında bir kız çocuğun hikayesinden bir kadın hikayesine dönüşen çok güzel kitaplar yaratıyor Ursula Le Guin. Ve biliyorsunuz dünyada da zaten bilim kurgunun en iyi temsilcilerinden bir tanesidir. Ve ne de güzeldir ki bir kadın yazardır bu. Hep bu başarıyı bana hatırlatır. Anna Arendt var. Arendt'in orada yer almasının sebebi Arendt hiç feminizmden bahsetmez. Kadınlık mücadelesini bir insanlık mücadelesi olarak görür ve çok kızdığımız bir şey söyler. Bugün çok kızacağımız bir şey söyler Hannah Arendt. Özel alan ve kamusal alan ayrıdır der. Kadın kamusal alanda farklı bir kimlik, farklı bir kimliktir der. Ve bütün feministler tarafından da yıllarca tepki görmüştür. Hala da tepki görür. Peki neden portresi duvarında dersen, o da başka bir kadınlık halini hatırlatıyor çünkü bana. Nilgün Marmara ve Sylvia Plath var. Kendi iç dünyasını yansıtarak ve intiharla bu hayattan göçüp giden iki yazar. Biz bunları hep böyle çok içsel, çok hüzünlü anarız Sylvia Plath ve Nilgün Marmara'yı. Ama yazıların arasına girdiğimizde orada bir varoluş çabası ve var olma hali görürüz. Aslında intihar bile o var olma halinin bir temsilidir. Bu da başka bir kadınlık halidir. Ve son olarak Simone de Beauvoir. Güçlü, onu da hep Sartre'la anarız. Biliyorsunuz Sartre'ın eşi, Sartre'ın sevgilisi ve çoklu birliktelikleriyle anılır Simone'da ve aynı zamanda biseksüelliğiyle anılan bir kadındır. Oysa ki Simone de Beauvoir'a baktığımızda tüm bunların dışında kadınlık hallerini en temelden, olgunluk çağından evlilik çağına kadar, ilk genç kızlık çağından her adım adım kadın hallerini yaratmış, üretmiş, yazmış yazarlardan bir tanesidir. Gülbin'i bıraktığı yerden gazeteciliği ve o mücadeleyi gerçekten saygıyla anıyorum. Ve tabii ki bu mücadelenin içerisindeyiz hala. Fakat diğer yandan işte o evin koridoru ve kadın portreler derken, kadın portreleri derken, kadın yazarların hikayeleri derken o kadınlar orada tesadüfen yok. Mesela işte birçok sevdiğim yazar, birçok sevdiğim şair yok orada. Her kadın şair köşesi diye açmadım orayı. Ben sadece orada belli temsilleri bana hatırlatan anekdotlar olarak o portreleri oraya astım. Ve bu anekdotları da sizinle paylaşmak istedim burada. Çünkü bugün 2022'nin 8 Mart'ında şunu yürekten hissediyorum ve biliyorum ki bu çok öznel bir bilgi olabilir tabii ki. Ben genel geçer bir şeyden bahsetmiyorum burada. Mücadele dediğimiz ya da kadınlık dediğimiz tek bir halde değil, birçok halli, çok farklı. Burada ben LGBT'yi kastetmiyorum sadece, bir cinsel yönelimden bahsetmiyorum. Biyolojik kadın olarak da birçok kadın hali var, birçok mücadele hali var. Şimdi ilki o muhabirlik dönemlerimdeki o koşuşturma, o mücadele, o direniş, vicdani red, red beyanı, basına açıklanan o beyan. Bunlar da mücadeleydi. İşte ikinci bölüm anlattığım kısım dediğim gibi koridorumdan ağır ağır ilerlerken evin içerisinde bu anlattığım kadınlık halleri ve yazarların bana fısıldadıkları hikayeler de mücadelenin başka bir hali. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bunu gerçekten kendime de soruyorum. Biz o kadınlık hallerinin başka başka halleri ne kadar kabul ediyoruz? Bunu kendime de soruyorum burada. Yani ben mesela Gülbin kadar güçlü hissetmiyorsam kendimi, direneceğim, tekrar direneceğim, ne pahasına olursa olsun direneceğim diyemiyorsam ya da demiyorsam, ben tembellik hakkımı kullanacağım. Ben mücadele etmek istemiyorum. Ben keyif yapmak istiyorum. Ben dans etmek istiyorum diyen bir kadınlık haliysem, bu ne kadar, az önce bir slogan atıldı, çok tatlıydı Gülbin'e destek olarak. Mesela bana da bir slogan gelir mi buradan? Ben tembellik hakkımı kullanıyorum. Ben yiyip içip oturmak ve dans etmek istiyorum. Bana da bir slogan gelir mi buradan? Yaşam benim hakkımdır, ne istersem yaparım. Teşekkürler Nuray. çok tatlı başladınız. Atakent Kadın Meclisi'ne ilk tanıdığımda da böyle enerjisi çok güzeldi. Zoom'da da bu enerjiyi yansıttınız. Ne yapıyorsun ellerinle diye sordunuz. Sorular çok önemlidir. Yanıtlardan daha önemlidir. Ben bunu gazetecilikte çok çok güzel öğrendim. Şimdi de işte
yüksek lisans yapıyorum ve tez konum röportaj alanı olacak. Röportaj üzerine çalışacağım, sorular üzerine çalışacağım. Bilmiyorum bu tez beni nereye götürecek, nasıl sorgulamalara götürecek ama biliyorum ki en çok soruları sorgulayacağım ben burada. Onun için siz bir soruyla başladınız. Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsun o ellerle dediniz. Zaman zaman yanıt verdiniz, onun sesi oldunuz. Zaman zaman da ne yapması gerektiğini sonunda söylediniz. Benim için o yanıtlar değil de kıymetliydi. Ama bu sorunun yanı sıra işte ben daha çok kendi ellerimle neler yaptığımı bakmak istiyorum. Böyle bir dönemimdeyim en azından. Bu da mücadelenin bir parçası. Bu da başka bir kadınlık hali. Bu kadar benim paylaşacaklarım. Eğer sorularınız varsa seve seve yanıtlarım.